Herkese selamlar, ben Ozan Sihay. Yeni bir YouTube videosuna da hoş geldiniz. Bu videoda sizlere daha önce kanalımda tanıttığım ve tanıttıktan sonra birçok arkadaşımın indirip kullanmaya da başladığı Movavi Video Editor Plus adlı video düzenleme programıyla intro yapımından bahsedeceğim. İster kişisel hesaplarınızın, ister kurumsal videolarınızın başına ve sonuna koyabileceğiniz, son derece kolaylıkla oluşturabileceğimiz harika introları bu programla oluşturabiliriz. İsterseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan Movavi Video Editor Plus ile intro yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, Movavi Video Editor Plus programımızı açıyoruz. Daha önce arayüzünü ve programın genel özelliklerinden sizlere bir önceki videomda bahsetmiştim. Şimdi intro oluşturmak için kendime seçtiğim bazı videolar var. Onları buraya aktaracağım. Daha önceki çektiğim YouTube videolarından bazı görselleri Movavi Video Editor Plus'ın içine aktaracağım. Bunun için buradaki videoları seçip şuraya sürükleyebilirim ya da buradaki medya dosyası ekleden ekleyebilirim. Ben şu sürükleme yöntemini daha çok kullanıyorum. Evet, bu videoları alıyorum ve dosyaları buraya sürükleyin kısmına bırakıyorum. Şimdi dosyaları buraya sürükledikten sonra gördüğünüz gibi hemen videoları içeri aktardı. Bu konuda oldukça hızlı bir program, onu öncelikle söylemeliyim. Ayrıca çok yüksek çözünürlükte ve dosya boyutu büyük videolarınız da varsa onları aktardığınızda HD videolar dönüştürülüyor diyor. Mesela şurada ayarlar kısmından hemen onu da göstereyim. Hızlandırmaya geliyorum. HD klipleri optimize edin kısmı var burada. Burayı açarsanız videoları optimize ediyor ve çalışmanızı daha hızlandırıyor, daha pratik hale getiriyor. O yüzden bu özelliği açmanızı öneriyorum sizlere. Şimdi tamam diyorum. Gördüğünüz gibi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane video seçmişim. Daha önceki çektiğim YouTube videolarından bir intro oluşturacağım. Şimdi öncelikle bir sıralamasını yapayım ben bunun. Mesela intro'nun en başında şu videomun olmasını istiyorum. Bunu kısaltmak için videoyu seçtikten sonra gördüğünüz gibi sağda ve solda sarı çizgiler çıkıyor. Buralardan sola ve sağa doğru çekerek videoyu kısaltabiliyorsunuz. Yukarıda da saniyeyi görüyoruz. Mesela şu videoyu şöyle 3 saniyelik bir hale getireyim. Şöyle play'e basayım. Bu videoda sizlere 2 boyutlu fotoğrafları... Evet, bu videoyu mesela şu anda 3 saniyelik şurada gördüğünüz bir video haline getirdim kısaltarak, soldan ve sağdan kırparak. Şimdi diğer videoları da aynı şekilde kırpmak istiyorum. Şuradan itibaren kırpayım. Yine aynı şekilde tuttum, çektim, sürükledim ve bıraktım. Diğer taraftan da aynı şekilde sürükleyip bırakıyorum. Burada da yaklaşık 4 saniyelik bir videomuz oldu. İlk videoyu biraz daha uzatayım. Evet, sonra şu videoyu koymak istiyorum. Fakat üst üste 2 tane telefon videosu olmasın introda. O yüzden bunun yerini değiştireceğim. Şuradaki videomla. Buradaki videoyu mouse'umun sol tuşuyla basılı tutuyorum ve sola doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi bu iki videonun yeri değişti şu anda. Şimdi bu videoyu da kısaltayım hemen. Şu videoyu son kısmı almak istiyorum. Burayı, intronun bitiş kısmı böyle olsun. O yüzden bu videoyu mouse'umun sol tuşuyla tuttum, basılı tuttum ve en sona bıraktım. Şimdi araya bir tane daha kendimden görsel koyayım. Şu videoyu da şuradaki videonun önüne almak istiyorum. O yüzden bu ikisinin yerini değiştiriyorum aynı şekilde. Evet, gördüğünüz gibi bu arada bu işlemler gayet pratik şekilde yapılıyor arkadaşlar. Gerçekten birçok video montaj programına göre bu program çok daha pratik ve çok daha kapsamlı aslında. Şimdi hemen arkasına şu video gelsin. Bunu da biraz kısaltayım. Ve en sonunda şu videomla bitireyim. Şimdi gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane videom var ve 25 saniye tuttu yaklaşık. Bunları biraz daha şöyle kısaltıyorum. Daha hızlı bir intro olması açısından. Şu anda 20 saniyeye düşürdüm. Evet. 20 saniyelik bir video oluştu şu anda. Şöyle en başa gelip Space tuşuna basarak ön izlemeyi yapabilirsiniz ya da şuradaki play tuşundan ön izlemeyi yapabilirsiniz. Şimdi şöyle bir izleyelim. Şimdi burada her videonun kendi altındaki sesler var gördüğünüz gibi. Ben buradaki sesleri kapatıp intronun tamamına bir tane müzik atmak istiyorum. O yüzden buradaki sesleri ayıracağım. Mouse'umun sol tuşuna basılı tutarak buradaki bütün videoları seçiyorum ve
herhangi bir videonun üzerindeyken sağ tıklıyorum, sesi ayır diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ses katmanı ayrı bir katman haline geldi şu anda. Ve o sesleri seçiyorum ve hepsini delete tuşuna basarak silebilirim ya da şuradaki sil butonuna basarak silebilirim. Şu anda seslerin hepsini sildik. Şöyle en başa gelip play diyeyim. Gördüğünüz gibi ses gelmiyor şu anda. Ben tamamen altına bir müzik atmak istiyorum şimdi. Özellikle YouTube videosu yapıyorsanız en büyük sıkıntılardan bir tanesi biliyorsunuz ki telif olayı, müziklerdeki telif. Eğer telifli bir müzik kullanırsanız o video YouTube'dan kaldırılıyor ya da sizin para kazanmanız engelleniyor. O yüzden videolarınızda telifsiz müzikleri nereden bulabilirsiniz? Onu da hemen kısaca göstereyim. Tabii ki bunun birçok farklı seçeneği var. Tarayıcımıza giriyoruz ve şu anda ekranda gördüğünüz youtube.com/audio-library sayfasından telifsiz olarak müzikleri indirip istediğiniz şekilde YouTube videolarınızda ya da Instagram videolarınızda kullanabilirsiniz. Herhangi bir telif sıkıntısıyla karşılaşmayacaksınız. Ve gerçekten YouTube Audio Library'de binlerce farklı müzik ve ses efekti var ve aralarında gerçekten çok iyi müzikler de çıkıyor. Fakat bayağı bir araştırmanız gerekiyor. Burada hangi tarzda bir müzik istiyorsanız ona göre kategoriler var. Buradan istediğiniz kategoriyi seçiyorsunuz. Mesela tür seçebilirsiniz, ruh hali, enstrüman, süre gibi farklı seçenekler sunuyor size YouTube Audio Library. Onun dışında da burada istediğiniz bir keyword ile, anahtar kelime ile istediğiniz bir müziği arayabilirsiniz. Ben şimdi mesela dubstep bir müzik koymak istiyorum. Burada dubstep yazdığımda birçok farklı seçenek karşıma çıkıyor. Ben daha önce seçmiştim şurada Cold Step adlı bir parçayı. Şimdi ön izlemesini dinleyelim. Evet, bu parçayı şu anda indireceğim bilgisayarıma. Sağ taraftaki indir butonuna tıklıyorum ve parçamız indi. Programımızın içine sürükleyip bırakıyorum. Gördüğünüz gibi ses dalgasını aşağıda görüyoruz. Buradan yakınlaştırma, uzaklaştırma yapabiliriz. Şimdi bu parçanın ben yaklaşık işte 20-25 saniyelik bir kısmını almak istiyorum. Şöyle sonundan alayım. Mesela şuradan başlasın intromuzun başı. O yüzden müziği aldım, en soldaki sarı çizgiden tuttum ve sağa doğru çektim. Başlamasını istediğim yere kadar götürdüm. Daha sonra müzik dosyamı aldım, en sola götürdüm ve videonun en başından bakalım ne oldu. Evet, gördüğünüz gibi intromuzun müziği de hazır şu anda, fakat bazı ayarlamalar yapacağız. Şimdi öncelikle videolar hala uzun kalmış bence. Onları biraz daha kısaltayım. Daha tempolu bir intro olsun. Evet, şimdi bunlara bir de farklı farklı efektler vereceğim arkadaşlar. Burada çeşitli filtreler görüyorsunuz. Şimdi her bir videoya farklı bir filtre vereceğim mesela. Siz burada deneyerek yapabilirsiniz tabii ki. Çok fazla seçenek var Mova Video Editör'ün içinde. Evet, şimdi videoyu her play yaptığımda müzik çalacak. O yüzden şimdilik müziği kapatıyorum buradan. Şurada parça sesini kapat özelliği var. Oraya geldim. Şimdi her bir videoya ayrı ayrı efekt vereceğim. Mesela ilk videoya şuradaki kamera titreşimi özelliğini vereyim filtrelerin içinde. Kamera titreşimini sürüklüyorum ve bu videomun üzerine bırakıyorum. Bu videonun üzerine bıraktığım zaman gördüğünüz gibi kamera hareketi vermiş oldu. O durağanlıktan kurtardı. Şimdi introda çünkü tempolu bir şey istiyorum ben. Mesela ikinci videoya da farklı bir efekt verelim. İkinci videoya da mesela şuradaki pop art efektini vereyim. Aynı şekilde aldım ve bıraktım. Bakalım ne oldu. Evet. Burada da böyle bir, bu videomuzda da böyle bir filtre olsun. Üçüncü videoya geliyorum. Buradan farklı bir özellik filtre arıyorum. Zaten bir tıkladığınızda ön izlemesini gösteriyor sizlere. Şimdi buradan bakalım başka ne koyabiliriz diye. Işık sızıntısı var mesela. Şöyle hafif ışık efektleri veriyor. Mesela bir tane küçük bir ışık efekti vereyim şuradaki videoma. Aldım bunu bıraktım. Gördüğünüz gibi bir ışık efekti verdi oraya. Buraya farklı bir efekt daha verelim. Mesela retro efektin içinde VHS filtresi var. VHS'yi şunun içine bırakıyorum. Hem ışık efekti hem de VHS filtresi vermiş olduk. Mesela şöyle bir ön izleme yapalım tekrar hemen. Evet, bir sonraki videoma geçelim. Bir sonraki videomda da
Mesela şunlardan bir tanesini verebilirim. Film şeridi 4x4'ü veriyorum. Buraya bırakıyorum. Bakalım. Evet, güzel. Daha sonrakine yine başka bir efekt vereceğim. Bunları tabii şu anda rastgele yapıyorum. Siz kendinize göre deneyerek buradaki yüzlerce filtrenin içinden istediğiniz size uygun olanı seçebilirsiniz. Mesela buna da şu efekti verelim. Eski film efektini. Evet, bu da güzel oldu. Şuraya da bir tane efekt veriyoruz. Buraya da şu ışık sızıntısını verelim. Alttan bir ışık efekti verdi. Ve son olarak videonun son kısmına da yine bunlardan bir tane, yine eski film efektini buraya da verelim mesela. Evet, şimdi gördüğünüz gibi her bir videoya farklı farklı bir filtre verdik. Şimdi bunların arasına bir de geçiş efektleri atacağım. Şu kısımda gördüğünüz gibi geçişler var. Geçişlere geliyorum ve burada yine çok farklı geçişler var. Bunların hepsini şu anda tek tek tabii ki göstermem imkansız. Ben şöyle sık kullandığım efektlerden, geçiş efektlerinden birkaç tanesini atayım. Mesela ilk geçişe şunu koymak istiyorum. Bunu alıyorum ve sürüklüyorum. Şu iki videonun arasına bırakıyorum. İki videonun arasına bıraktığımızda bakalım ne oluyor. Şöyle en başa alayım. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel bir geçiş efekti verdi. Mesela ikinci geçiş efektimiz de şunlardan birisi olsun. Mesela bunu koyalım buraya da. Bir sonraki videomuza, bir sonraki iki videomuzun arasına başka bir geçiş efekti koyuyorum yine. Evet, buraya da başka bir geçiş efekti koydum. Şimdi her birine farklı farklı efekt veriyorum hızlıca. Evet, her birine farklı bir efekt verdim. Şöyle en başa alıyorum tekrar. Şöyle bir müziği de açıp bir göz atalım. Şimdi son olarak yukarıdaki içi aktar kısmına geliyorum. İçi aktara girdikten sonra burada dosyalarım, seslerim, müzik, örnek video, arka planlar, intro videolar gibi kısımlar var. Intro videolara geliyorum. Burada kullanabileceğiniz hazır introlar var. Bunların üzerine yazı yazabiliyorsunuz. Siz yazıları değiştirebiliyorsunuz. Burada farklı farklı birçok introyu görüyorsunuz. Ben mesela şuradan bana en uygun olabilecek olanlardan bir tanesi şu arıza introsunu alayım. Bunu aldım ve videomun sonuna bıraktım. Şimdi şöyle şuraya geldiğimde bakalım ne oluyor. Evet, buraya burada yazı kısmını değiştireceğim. Buradaki videonun üzerine tıklıyorum ve şurada kalem işareti var. Görüyorsunuz, bu introyu düzenle diyor. Bu introyu düzenle dedikten sonra buraya öncelikle kendi kanalımın adını yazıyorum. Evet, yazımı yazdıktan sonra fontu değiştirmek istiyorum. O yüzden yukarıdaki yazı tipi özelliklerine geliyorum. Buradan istediğiniz bir fontu seçiyorsunuz. Buradan fontun büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Buradan bold yapabilirsiniz mesela. Italik yapabilirsiniz. Birçok farklı seçenek sunuyor size burada program. Daha sonra diğer kısmı da yazısını da değiştirelim. Burada subscribe kısmı var. Buraya da şunu da bold yapalım. Evet, şöyle bir en başa alıp bakalım. En son koyduğumuz intronun son kısmı. Evet, yazıları da son derece güzel şekilde uyguladı gördüğünüz gibi. Daha sonra uygula ve geri dön seçeneği var. Buraya tıkladığımızda tekrar videomuza dönüyoruz. Şu müzik yalnız biraz erken bitiyor. O yüzden müziği şöyle biraz daha sona doğru alacağım. Bakalım. Mesela şuradan başlasın. Evet. Evet, bunun üzerine yazı efektleri de buradan ekleyebilirsiniz. Mesela videonun intronun bazı kısımlarında işte kendi istediğiniz yazıları yazabilirsiniz. Mesela şu anda herhangi bir şey ekleyeyim ben şuraya. Yazı efektlerinden geldim, yukarı geldim ve buraya mesela kanalın içeriğiyle alakalı bazı başlıkları yazabilirim. Şöyle intromuz devam ederken videoların üzerinde farklı istediğiniz yazıları da yazabiliyorsunuz.
Mesela şuraya başka bir şey daha ekleyeyim hemen. Evet, mesela şunu ekleyelim buraya da. Tekrar şöyle bir başa alalım, oynatalım. Evet, şu sondaki fontları sevmedim. Onu hemen bir daha bir değiştireyim ben. Evet, intromuzu bitirdik. Şimdi bunu nasıl dışa aktaracağız? Onu da hemen göstereyim. Sağ altta gördüğünüz dışa aktar seçeneği var. Dışa aktara tıkladıktan sonra burada hangi formatta çıktı alacağınızı size soruyor. Buraya projenin adını yazıyorsunuz. Buraya nereye kaydedeceğinizi soruyor. İyi, yüksek, en yüksek olarak 3 tane kalite seçeneği sunmuş size. Çözünürlük zaten 1920 1080. MP4 seçmenizi tavsiye ediyorum, en çok kullanılan format olduğu için. Ve başlat dediğimizde render almaya başlıyor ve intromuzu kaydediyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi son derece pratik bir şekilde bir intro oluşturduk. Siz eminim ki üzerine daha çok uğraşarak son derece yaratıcı ve başarılı introlar oluşturacaksınızdır. Yaptığınız introları benimle paylaşmayı da unutmayın lütfen. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve işinize yarayacaktır. Ayrıca bu programı indirmeniz için sizlere özel bir indirim kuponu da açıklama kısmında bulunuyor arkadaşlar. Videonun sonuna doğru gelirken kanalımdaki diğer videolara da göz atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. What?